Burcu Özberk ismini dizi ayranları romantik komedi projelerinden biliyor ve şimdiye kadar çok da başarılı rollerde yer aldı. Oyuncu, etkili dizilerde iyi performans ortaya koymasının yanı sıra milyonlarca izleyiciyi de ekrana çekme başarısı sergiledi. Gökhan Alkan'ın kariyerinde bakıldığı zaman da az sayıda iş ile ama güçlü projelerle yol aldığını ve başarıyı da süreklilik haline getirdiğini görebilirsiniz. En son Kalp Yarası dizisinde yer alan oyuncu, uzun süre doğru projeyi de beklemesiyle de her projeye adını yazdırmak istemeyen bir duruş sergiliyor. Her ikisi de şimdiye kadar yer aldıkları projelerde çok başarılı adımlar atan Buzcu Özberk ile Gökhan Alkan ikilisi için, Kraliçe dizisi için şimdiye kadarki görüntüleri bozan bir noktaya geldi. Dizinin bu düşük reytinglerde ne kadar devam edeceği bilinmese bile en fazla Mayıs sonuna kadar ekranda kalabileceğini izleyiciler de tahmin ediyordur. Kanal D ekranında çarşamba akşamlara yayınlanan diziye izleyicilerin ilgisi yeterince oluşmadı. Ortalamanın çok altında reytingler elde etmesinin yanı sıra iki oyuncunun hayranlarının da sosyal medya desteği konusunda çok da bonkör olmadığını görmekteyiz. Amerikan dizisinden uyarlanan ve bir dram hikayesi olarak öne çıkan Kraliçe dizisi, Kanal D'nin 2023 yılında güvendiği yapımlarından birisiydi. Ancak dizinin 5. bölümü geride kalmasına rağmen reytinglerin düzelmediği, hatta daha da düşmekte olduğu anlaşılıyor. Tüm kişiler kategorisinde günü 11. olarak bitiren Kraliçe dizisi 19 Nisan akşamı AB grubunda 19. olabildi. ABC1'de ise dizinin 14. sırada yer aldığını görmekteyiz. Ne Burcu Özberk ne de Gökhan Alkan bu sonuçları eminiz projeyi kabul ettikleri zaman tahmin etmemişlerdir. İki başarılı oyuncu için Kraliçe dizisinin izleyicinden yeterince ilgi görmemesi, sosyal medyada öne çıkmakta zorlanması gibi durumla karşı karşıyayız. Siz de daha fazla bu tarz haber için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler.